Rüya Hanım. İhbarda bulunmaya geldim. Ne ihbar? Çiçek Görgül'ün ölümüne İskender Kayabey'le sebep oldu. Sonra Çiçek bir daha ayağa kalkamadı. Siz o sırada bayılmak üzereydiniz değil mi? Konumuz bu değil. Ben ne gördüğümü biliyorum. Dumandan etkilendiğinizi, yürümeye çalışıp yere düştüğünüzü söylediniz. Ben mi yanlış anladım? Hayır. Ama bunlar gerçeği değiştirmiyor. Gerçeğin ne olduğunu daha bilmiyoruz. Siz bir ihbarda bulundunuz. Biz ifadenizi alıyoruz. Savcı da soruşturmaya yer olup olmadığına karar verecek. Bana inanmıyorsunuz. İfadenize ekleyeceğiniz bir şey var mı? Şuraya imza. İskender itmeseydi Çiçek bugün hayatta olacaktı. Belki de Çiçek Hanım düştüğü yerden kalktı, dışarıya çıkmaya çabaladı. Sizin gibi dumandan etkilendi. Sonra hayatını kaybetti. Her ihtimali düşünmemiz lazım. İhbar edilen İskender Kayabey'le ölen öksüz yetim Çiçek Görgül olduğu için mi? İddianız dışında kanıt, başka da görgü tanığı olmadığı için. Hukuk sistemi delille ilerler. Bunu benden iyi biliyor olmanız lazım. Ben artık bildiklerimden emin değilim. Hiç değilim. Çalışıyor işte tıkır tıkır, saat gibi aynı. Sen bir bekle bak, bekle. Tamam, bekliyorum. Yardımlık bir şey var mı abi? Yok, aç mısın lan? Olur abi. Ulan bir kere de yok be lan. Eyvallah abi. Ah bak durdu işte. Ya onun durduğu yerde sen devam et bir tanem. İşte öyle bir şey. İşte öyle bir şey. İşte öyle bir şey. Ömer, hep sen yüz veriyorsun bunlara ama ya. Tamam, şimdi Orta Doğu ve Balkanların en etkili yöntemiyle çözüyorum bu işi. İzliyor musun? İşte aa, çalıştı. Aa Ömer ya, lütfen değiştir şunu. Ya bir tanem, ben sana 2 sene önce satmışım bunu. Şimdi niye değiştireyim, söyler misin ya? Hadi değiştir, lütfen. Tamam, değiştireceğim. Tamam. Alo? Ben de kapatıyordum tam. Ha, müşteri vardı ya, açamadım. Nasılsın? Emniyete gittim bugün. Neden? İskender'i ihbar ettim. Ah be prenses, senin de bir ortan yok. Ya içine atıyorsun ya gidip her şeyi polise anlatıyorsun. Günler sonra ilk kez doğru bir şey yaptım. İyi misin peki? İyi hissediyor musun? İyi. Tamam, görüşürüz. Bunları da koy arasında oğlum. Aslında vitamin bu. Eyvallah abi. Hadi afiyet olsun. Ben kaçtım. Uzun abi. Abi vallahi haftaya bitireceğim verdiğin kitabı. Tamam oğlum. Çok uzatmadan bitir gel, sorun yok. Eyvallah abi. Kardeşim maşallah ayaklanmışsın. Ömer. Cemre gitmiş ya. Ha biliyorum. Nereden biliyorsun lan? Sabır, azim, direnç,
adama yakışırdı. İki havalimanını da kontrol edin. Cemre kuş olsa uçmayacak. Baş üstüne. Onu bulduğunda direkt Kline'ye gidecek. Gerekli işlemleri başlat. Karıma top dininin ucu kadar yararı olan herkesi bilmek istiyorum. Tek tek, isim isim. Hepsinin cezasını bizzat keseceğim. O taksi şoförünü de şirkete getirin. Cemre samanlıkta iğne olsa dünyanın benim kadar olduğunu hatırlayacak. Taksi! Anne, nereye gidiyoruz? Araba kiralamaya ama öncesinde bir taksi bulacağız. Taksi! Niye indik? Çünkü saklambaç oynuyoruz. Anne, kandırma beni. Aa, ne münasebet kandırayım seni, hiç de seni kandırmıyorum. Saklambaç nasıl oynanır? Biri saklanır, öbürü de onu aramaz mı? Evet. Evet. Şimdi biz de saklanıyoruz, babam da bizi arıyor. Ebelenmemek için ne yapmalıyız? Saklanmalıyız. Evet. Hem de evde de değiliz. Yani saklanmak için kocaman bir dünya var. Babam bizi ebeleyemez. Aynen öyle Kiraz'ım. Şimdi arkamızda iz bırakmamak için bir taksiden inip diğerine bineceğiz. Tamam mı? Tamam. Tamam. Taksi. Karımın psikolojik rahatsızlığından haberin var mı? Yok. Tanımam kendisini. Kızımı benden kaçırdı. Onun cezası kendisiyle yaşamak zorunda olması. Ama siz bir çocuğun kaçırılmasına yardımcı oldunuz. Bu kanunda cezası var. Abiciğim, benimle ne alakası var? Ben alt tarafı taksiciyim. Karınız beni yoldan çevirdi. Eczane de dur dedi. Ben de durdum. Sonrasını biliyorsunuz zaten. İzleyin lütfen. Benim karıma sizin telefonunuzdan kim, neden arıyor? Bakın, sizi içeri attırmam 10 dakikamı almaz. Dökümlerden de kimin aradığını bulurum. İşimi yokuşa sürmezseniz hapse girmekten kurtulursunuz. Ömer. Ömer Ataycı. Yedikule'de Yerdeniz diye bir dükkanı var orada. Geçen gün Cemre Hanım'ı sorduğumuz kişi. O çayı içmedin, buz gibi yaktın, al bari bunu iç. Allah Allah ya, içmeyeceğim diyorum, illa ısrar ediyorsun ya. Birader, niye stres yapıyorsun? Sen elinden gelen her şeyi yapmadın mı? Kardeşim, kocası bu kadının dibine bu kadar girdiyse yakalanmadan kaçması imkansız diyorum artık sana. Artık o da onun şansına. İyi, şansına. Ne o efkar yaptın, veda demedin diye mi? Ömer, uyaramadım diye canım sıkılıyor benim, tamam mı? Anlıyor musun sen Anlıyorum. Beni ya? Anlıyorum. Görev bilincim bunun adı. Ne olabilir başka kardeşim? Ne anlatıyorsun bana? Ne demek istiyorsun ya? Ben yani sana şunu anlatmaya çalışıyorum. Bana böyle gönül işleri gibi geliyor yaptığın hareketler. Allah Allah, konuyu hep buraya getiriyorsun. Vallahi canımı sıkıyorsun artık. Ben sana başka bir şey diyorum burada ya. İyi tamam birader, ben susarım ya. Sustum. İyi. İyi. Hadi eyvallah. Şundan. İstersen Bekir'in telefonunu ara. Cemre'deydi telefon. Ömer. Ya uyarabilmen için söylüyorum birader. Sonra stres yapıyorsun. Kendini üzüyorsun ya. Tamam, eksik olma. Sen de. Ey Allah'ım yarabbim. Bakalım. Sen araba kullanmayı mı biliyorsun? Evet. Niye daha önce hiç görmedim? Hasta olduğun için mi? Yok, ondan değil. Yani fırsat olmadı.
Peki paten kullanmayı biliyor musun? Ay onu bilmiyorum işte. Ama belki sen bana öğretebilirsin. Öğretirim tabii, çok basit. Ama önce paten almamız gerek. Doğru, haklısın. Alırız. Bilmediğim, unuttuğum her şeyi seninle keşfedeceğim. Anne, bugün benim en mutlu günüm. Bugün benim doğum günüm. Nasıl? Senin doğum günün 14 Ocak. Evet. Ama bugün yeni hayatımın ilk günü. Seninle yepyeni bir hayata başlıyoruz. O yüzden bugünü benim ikinci doğum günüm olarak düşünebiliriz. O zaman benim de ikinci doğum günüm. İyi ki de doğdun Güneş. İyi ki de doğdun. İyi ki de doğdun. Anne. İyi ki de doğdun. Adamlarımın sizi takip ettiğini Ömer'den öğrendiniz. Doğru mu? Evet. Peki para neden? Telefonumu aldı onun için. Sizi tedbir amaçlı birkaç saatliğine misafir edeceğiz. Sonra gidebilirsiniz. Şikayetçi olacak mısınız benden? Benim derdim bir an önce kızıma kavuşmak. İnsanları cezalandırmak değil. Bekir Bey. Buyurun. Telefonun sinyalinden Cemre'nin yerini tespit edin. Hemen. Baş üstüne. Senin yaşındayken en sevdiğim şeylerden biri neydi biliyor musun? Bilmiyorum, neydi? Yazın babamla beraber uzun araba yolculuklarına çıkmak. Peki nereye giderdiniz? Güneye doğru giderdik. Ege'den güneye doğru. Önce Karaburun, oradan Bodrum, en sonra Göcek, oradan da tekneyle açılırdık. Sen küçükken uçak yok muydu? Vardı ama ikimiz de arabayla seyahat etmeye bayılıyordu. Sabaha karşı babamın kucağında böyle arabaya binerdim. Sonra gözlerimi açtığımda güneş yeni doğuyor olurdu. Arabanın içi ısındığında böyle bir tane el mantratörüm vardı. Onu babama doğru tutardım, çalıştırıp senin olduğun yerden. Sonra çaprazdan kocaman gülümsemesini seyrederdim. Böyle güldüğünde burada tam kocaman bir gamzesi vardı. Babacığım derdim, o gamzen benim olabilir mi? O da asla derdi. O benim cırcır böceğimin, ona saklıyorum. Cırcır böceği miydin? Evet, cırcır böceğiydim. Bak şimdi sana ne açacağım, hatırlayacak mısın? Ne çalacaksın? Aa, hiç sürprizi bozmak yok. Bizim şarkımız. Karanlıktan gelecekler, önünde dikilecekler. Sarı sarı dişleri olacak, sivri pençeleri olacak. Yakalayacak sanacaksın ama hep sen kazanacaksın. Ben sana koşmayı öğreteceğim. İçinden gülmeyi öğreteceğim. Yalanlar söyleyecekler, sözlerinden dönecekler. Buzdan kalpleri olacak, acı sözleri olacak. Yaralayacak sanacaksın ama hep sen kazanacaksın. Üstlerine gitmeyi öğreteceğim. Düşünce kalkmayı öğreteceğim. Gidip de varmayı öğreteceğim. Başkanım merhaba, nasılsınız? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Çok vaktinizi almadan beni rahatsız eden bir husustan bahsetmek istiyorum size. Sarnıç'taki yangınla ilgili. Biliyorsunuz, karımı kaybettim o faciada. DNA sonucunu bekliyorum. Sağ olun. Fail hala bulunamadı. Ama benim kulağıma bir şüpheli bilgisi çalındı.
Garson kılığını da sızmış içeri. Kimliği bulunamamış. Evet. Başkomiser Korkut Bey'e baskı kurmak lazım. Böyle bir faciadan sonra suçlu kimse bir an önce bulunmalı. Teşekkür ederim. Başın dönecek. Tutun. Bak yaralarının çoğunu iyileştireceğim. Tamam mı? Merak etme, iyi olacaksın. Birazdan ambulans gelecek. Birlikte hastaneye gideceğiz ya. Yüzünde ve ses tellerinle ilgili ilk operasyonunu getireceksin. Her şey yoluna girecek. Yavaş, yavaş, yavaş. Tamam, kolunu yavaş koy. Dönüşü olmayan bir yola girdik. Sakın unutma. Ne oldu? Sizinle görüşmek isteyen birileri var. Kim? Noter memuruyla bir avukat. Tomris Hanım, ben damadınız Bülent Mahirer'in avukatı Selçuk Hanbeyli. Ha, alacaklıysanız kendisi burada yaşamıyor. Biliyorum. Bülent Bey'in size ve eşine bir ihtarnamesi söz konusu. Niçin? Bülent Bey oğlu Atlas'ı buradan alıp aile evine götürmek istiyor. Torunun babası yüzünden konuşamıyor. Nasıl böyle bir adamın avukatı olabiliyorsunuz siz ya? Bülent Bey'in oğlunu istediği kadar görme, aile evine götürme hakkı mevcut. İzin vermiyorum. İzninize ihtiyacımız yok Tomris Hanım. Hukuki yollara başvurmadan önce elinizdeki ihtarnameyle sizi uyarıyoruz. Şimal ile Bülent yakında boşanacaklar. Ve torunumun velayeti... Bülent Bey eşinden ayrılmak istemiyor. Aksine eşinin bakımını da yine aile evinde kendi bizzat üstlenmek istiyor. Asla kızımı ve torunumu bu evden çıkaramaz. Ben hayatta olduğum sürece ikisi de burada kalacak. (Gülüyor)
Çiçeği ettiğini rüyadan başka gören oldu mu? Suçlu gibi durma. Sen masumsun. Abi ben... Kimseyi itmedim. Hayatta kaldım. Sen inanırsan herkes suçlu olduğuna inanır. Emniyete git, ifadeni ver. Rüyanın iddialarına karşı senin söylediklerin. Ortada kanıt falan yok. Başka görgü tanıdı. Savcı soruşturma bile açmayacaktır. Rahat ol. Bana güven. Kimse sana yapmadığın bir şeyin cezasını kesemez. Ben izin vermem. Bülent'in gerçekten Şimal'le Atlas'ı kendi evlerine götürebilmeye hakkı var mı? Evet, var. Bülent'le Şimal hukuken ayrı değiller. Eşit velayet söz konusu. E ne öneriyorsun? Bence sen aradan çekil. Şimal Bülent'i anlaşmalı boşanmaya ikna etsin. Karı koca ortak yolda buluşsunlar. Olmaz. Neden? Şimal'in psikolojisi çok bozuk. Sinirleri harap. Ben Bülent'le karşı karşıya gelmelerini istemiyorum. Bak, kızımın bu durumdan mümkün olduğu kadar etkilenmemesini istiyorum. Tamam, konuşuruz sonra. Şimdi kapatmalıyım. İyi misin? Diğerleri gayet iyi hocam. Sakinleştirici verdik. Tamam. Sakın korkma. Ameliyathanede hemen yanında olacağım. Tamam mı? Hiç korkma. Thomas hocam, 6 Kasım raporlarını imzalamanız gerekiyor. Tamam, masama bırak. Bakarım sonra. Bugün 6 Kasım. Evet, niye? 7'sinde nikahımızı yapıyoruz. Gecesinde başımızı yastığa evimizde koyacağız. Yan için sipariş ettiğiniz gelin çiçeğiniz. Arkadaşınıza bir ömür boyu mutluluklar. İyi günler. Kızım neredesin? Her yerde seni arıyorum. Çiçek yaşasaydı yarın evleniyordu baba. Dün çiçeği yerdi. Sipariş ederken o kadar heyecanlanmıştı ki. Tek hayali Ali'yle aile kurmaktı. İskender sadece çiçeği değil. Ali'nin de hayallerini, umutlarını öldürdü. Rüya. İskender'i polise ihbar ettim baba. Sen ne yaptın? Vicdanımın sesini dinledim. Adalet yerini bulsun istedim. Ya o can pazarında yaşananlardan nasıl bu kadar emin olabiliyorsun? Sen de mi baba? Sen de mi inanmıyorsun bana ya? Tamam kızım, anlıyorum, üzgünsün. Anlıyorum, biri cezasını çeksin istiyorsun ama İskender suçlu değil. İskender çiçeği itti. Ya bir tutturmuşsun, itti. Nereye itti? Ha? Pencereden aşağı mı itti? Sadece yolundan çekilsin diye küçük bir hareket yapmış, o kadar. Ne fark eder ya? Ne fark eder? Kendini kurtarmak için başkasının hayatını bitirdi. Ya sen niye bana inanmıyorsun? Kızım inanıyorum ama sen sağlıklı düşünemiyorsun. Çünkü sen benim yaşadıklarımı yaşamadın. Gördüklerimi görmedin baba. Yangında atılan çığlıkları duymadın. Yanık kokusunu... Tamam kızım. Kızım tamam. Tamam, tamam, tamam. Nefes alamıyorum. Baba nefes alamıyorum. Tamam bir tane. Keşke unutsam her şeyi. Keşke unutsam kim olduğumu, nerede yaşadığımı. Unutsam rüyayı. Baba ben hiçbir şey eskisi gibi göremiyorum artık. Anla beni. Ben ne yapıyorsam senin için yapıyorum.
Ne yapıyorsam seni ve ailemizi korumak için yapıyorum. Ne demek bu? Rüya, lütfen İskender'i karşımıza alma, lütfen. Ne mecburiyetimiz var bizim İskender'e? Hiçbir şey. Baba açık konuş. Ali, Çiçek'in ölümünden İskender'i sorumlu tutarsan neler olur hiç düşündün mü? Yani İskender'i öldürürse Çiçek geri mi gelecek Rüya? Peki ya İskender kendini savunmak için Ali'ye bir şey yaparsa? Rüya, bu iş uzarsa hepimizin eline kan bulaşır kızım. Lütfen uzatma. Müsaitsen cüzdanı alayım. Evin oradayım. Arkadaşlar Rüya Hanım geliyor. Rüya Hanım geliyor bu taraftan. Arkadaşlar çekilir misiniz yoldan? Arkadaşlar lütfen. İzin verebilir misiniz? Benim canım öldü. Canım öldü. Siz ama atacaksınız diye benim kızım öldü. Torunum öksüz kaldı. Allah'ınızdan bulun. Keşke onun yerine sen ölseydin. Sen niye yaşıyorsun? Keşke sen ölseydin. Benim canım öldü. Sen niye yaşıyorsun? Benim kızım öldü. Keşke sen ölseydin. Arkadaşlar dur şu anda. Kardeşim müsaade, lütfen, lütfen. Nereye götüreyim seni? Uzağa. Story değil mi? Yani. Sende amma sulu gözü çıktı ha. Normalim değildir aslında. Tamam o zaman sil gözyaşlarını.
Kim kaybetmiş ben bulayım bu arabayı? Ömer abi bir tır attı sana. Olmaz oğlum, hadi bak misafirim var, ayıp oluyor. Hadi, hadi, hadi abicim. Arabadan bile güzelmiş. Hadi, hadi. Laflara bak ya, arabadan bile güzel diyor. Hadi, hadi, hadi bir tane. Hadi abi, hadi oğlum lan, hadi lan. Hadi. Kusura bakma ya. Çok tatlılardı. Ne tatlısı, canavar bunlar ya. Oğlum koşmayın lan, düşeceksiniz lan. Lan koşmayın. Lan. Lan orada. Ömer abinin peşinden koşuyoruz. Yanındaki kim? Manitası. Oh, oh. Ne olmuş kız? Ömer evleniyormuş. Buranın bana bu kadar iyi geleceğini düşünmezdim. Sen daha dur, şov yeni başlıyor. Daha iyi misin? Sen boşuna bekleme hayatımı. Şimal'i bugün göremezsin çünkü hala narkozun etkisinde. Ben kendine gelene kadar beklerim, sorun değil. Psikolojisi bozuk İskender. Birazcık zamana ihtiyacı var. Tamam ama dertlesek belki. Ama bu onun kararı. Sen onun en yakın dostu olarak saygı göstermelisin. Bugünlerin acısını çıkartacağım. Söyleyin onu, olur mu? Tabii, tabii. Bir ihtiyacınız olursa beni arayın lütfen. Tabii ki. Kaç gün konuşmamalısın. Sakın zorlama kendini. Vardı. Çiçek Ali. Tabii, hemen bakıyorum. Evet, bir kutu hazır. Diğeri de basılıyordu. Aha. Hemen hazırlayıp getiriyorum. Teşekkür ederiz. Çok güzel. Bana bak. Söz ver bana. Asla yastığa başımı yalnız koydurmayacaksın. Ya söz, 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 söz. Küssek de kızsak da her gece o yatakta birlikte uyuyacağız, tamam mı? Ha tabii çocuklar yani birlikte uyuyalım derlerse onu bilemem. Yastığı paylaşmak zorunda kalabiliriz. Hayda. Şimdi niye düştü yüzüm? Sanki bilmiyorsun. Kızım, ya biliyorsun tıp çok ilerledi. Kimin öyle çocukken kaza yaptı diye çocuğu olmuyormuş ya? Yok öyle bir dünya. Bak bir evlenelim, gör nasıl çocuğumuz oluyor. Güzelliğini de senden alacak. Ya hiç çocuğumuz olmazsa? Ya olacak, olacak. Sen de dünyanın en iyi, en güzel annesi olacaksın, tamam mı? Hı? Gel buraya, gel. Okey. Bir dediğini iki etmeyeceğim. Birlikte yaşlanacağız kızım. Ay. Allah bana senin acını yaşatmasın. Son nefesimi senden önce alsın. Kızım tövbe de ya. Ne biçim konuşuyorsun ya? Öyle. Nasıl laf o? Benim ömrümden alsın, sana versin. Hayda. Valla ben ölümden korkmuyorum ki. Bir korkum sensizlik. Sanki ben sensiz yaşarım ha.
Kızım, ben sensiz nefessiz kalırım. Ölürüm. Anladın mı? Ölürüm. Buyurun. Davetiyeleriniz hazır. Teşekkür ederiz. Rica ederim. Bir ömür boyu mutluluklar dilerim. Çok teşekkürler. İyi günler. İyi günler. Görüşmek üzere. Kardeş, boşuna bekleme burada. DNA sonuçları çıktığında açıklarlar zaten. Kardeş, iyi misin? Surat Ozan'cığım. Ya senden rica ettim değil mi anne? Ha? Kadını gönderince ne geçti eline? Üstüme iyilik sağlık. Kendi gitti dedim ya oğlum. Anne. O olsun. Kazasız belasız gitti ya bu evden. Lokma dökeceğim. Derman olarak limon sıkıyoruz bak. Derman, derman. Merak etme, temizdir. Yok, ondan değil. Neyden peki? Ya tamam, utandırmasana yani. Hiç gelmedim daha önce böyle bir yere. O zaman ayranın hepsini içiyorsun tedbir amaçlı. Tedbir derken? Zehirlenme diye. Komik olan ne acaba? İşte öyle bir şey. Nasıl bir şey? Öyle bir şey. Hadi nerede kaldı bu da be? Getir muzu. Buyursunlar. Memleketin en iyi ciğeri. Afiyet olsun. Teşekkür. Sağ olasın. Hadi prenses, soğutma. Öyle olmaz ki o. Bak, hemen gösteriyorum sana. Lavaş aldık bir. Sonra böyle geldik buraya. Şuradan bir. Yalnız olmaz. Domates. Biber güzel olur. Soğan? Yemiyorum desem koymayacak mısın? Ciğeri ayıp olur ama. Maydanoz koyuyorum senin için detoks amaçlı. Önem veriyorsundur sen böyle şeylere. Bir şey de bilme. Vardır ya bilmediğim şeylerde. Buyurun efendim. İnanmam. Matruşka gibisin. Böyle açtıkça içinden yeni bir insan çıkıyor. Ya düzgün yesene iştahlı iştahlı ya. Yetenek var sende, kaptın bu işi. Çok lezzetliymiş ama. Çok güzel ya. Nuzo, tazele bizi. Ne o? Üst sınıf kadın algın bir kırıldı. Eyvallah. Öyle olmaz ki, onun taktiği var bak. Onun ritüeli var, kuralları var bak. Bir, hop, iki. Üç. Gerisini biliyorsun zaten. Kolaymış. Yetenek varsa hani bir iki daha gelelim, kompedan olursun sen bu işte. Ben senin yanında 1000 kilo olurum. Yanımda? Beraber. Senle ben yani. Özür dilerim, hemen ağzıma acı biber sürüyorum. Sürme, sürme. Sürme. Acısız yenmez ki bu. Bak bir de bu var. Abim ikinciler geldi. Yeter. Şöyle yapalım. Buyurun efendim. Şöyle yapalım. Teşekkürler. Eyvallah kardeşim. Afiyet olsun.
Tamam. Bir şey yok. Geçecek bir şey yok. İyiyim. 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 Tamam. Tamam, geçti. Alo. Cemre. Nasıl oldun? Daha iyi misin? Gayet iyiyim, iyiyim. Merak etme. Uyandırmadan çıkmışsın da... annem bir şey mi dedi sana? Hayır, hayır. Ben daha fazla beklemek istemedim. Bu arada Ömer'den aldım haberlerini. Her şey yolunda mı? Evet. Kızımla beraber yoldayız. Tamam. Bak, sana bir şey diyeceğim Cemre. Sürekli yer değiştirin, olur mu? Uzun süre aynı yerde sakın kalmayın. Tamam mı? Tamam. Sağ ol. Ne demek? Ne yaptım ki ben? Her şey için çok teşekkür ederim. Neyse, tutmayayım şimdi ben seni. Kendine iyi bak, dikkat edin, tamam? Sen de. Hoşça kal. Hoşça kal. Hoş geldiniz. Dizel mi? Anlamadım. Yakıtınız dizel mi? Şimdi benzinli diyesim geliyor ama çok da emin olamadım. Sizce? Kapağı açın bir bakalım. Tabii. Kapatın kapağını mı, bagajın... Siz anahtarı verin, ben hallederim. Tamam. Şöyle. Teşekkür ederim. Sağ olun. Tamam. Normal benzinliymiş. Ne güzelmiş. Ne kadar dolduralım? Fulleyin lütfen. Yerini tespit ettiniz mi? Şu anda bir benzin istasyonundalar. Çok güzel şeyler var. İşim bu, anlarım. Bunlar ne? Bunlar hikayeler. Yazıyor musun? Ben yazmıyorum, başkaları yazmış. Ama görsen ne anılar var içinde, ne hikayeler var. Başkalarının anısı. Okumak ister misin? Tahir'im, sevgilim, uyuduğum uyku, seyreylediğim dünya sensin. Tek doğam iyileşip yanıma gelmem. Senin ciğerine dolmayan hava benim soluğumda olmasın. Seni sevmekten vazgeçersem ben öleyim. Pardon? Öyle cevap vermiş Tahir. Bak. Seni sevmekten vazgeçersen ben öleyim Zührem. Bilesin ben ölümsüzümdür artık. Ciğerlerimdeki illetten korkum yok. Senin nefesin benim ciğerlerime doluyor. Gerçekten var mı böyle aşıklar? Var. Tahir'le Zühre işte. Sen inanıyorsun yani aşka. O aşkına göre değişir. Nasıl bir cevap bu? Çok güzel, çok temiz bir cevap bu. Tamam, açıklama bekliyorum. Ya mesele aşk değil. Mesele kime aşık oldun? Yani sen kimsin, ben kimim?
İnsanlar birbirleri için uygunlar mı? Bizim yaşadığımız aşkın gerçekler önünde bir karşılığı var mı? Bunları düşünmek lazım. Yani teorine göre herkes dengine aşık olur o zaman. Yani bence makbul olan bu. Gerçek bir romantiksin. Aşkı ekonomi belirliyor. Ekonomi belirlemiyor ama öldürebiliyor. Ya bu olayı kafama takmam diyorsan da takarsın illaki. Yaşamış gibi konuşuyorsun. Ben şu mektubu alabilir miyim? Daha önce böyle bir aşk yaşadın mı? Bu kadar parlak, yüksek birine mi? Ömer oğlum. Hoş geldin Serdar teyze. Lokma getirdim sana, seversin. Severim de, hayrola? Hayırlı bir iş için, yani bir beladan kurtuldum. Nasıl oldu Ozan? İyi, daha iyice, sağ ol. Bak, duymuştum da inanmamıştım. Vallahi doğruymuş. Ne doğruymuş? Bu kız. Ha, lokma bahane dedikoduya mı geldin sen? Ne ayıp. Yani sen de benim bir oğlum sayılırsın. Gelip bakacağım tabii, sizi boş bırakmaya gelmiyor. Bunları ben akşam gelsem, evde konuşsak, bir kahve yapsan sen bana, ha? Tabii, tabii. Ha? Ama bak, bir tek şey de bana. Allah'ın adını veriyor. Bekar. Bekar. Oh, şükürler olsun. Hadi sen kal selametle. Kızım bana da gel, kahve içeriz, fal bakarız. İnşallah. Gelir anacığım, gelir. Ben göndereceğim, İnşallah. Söz veriyorum sana. Hadi, hadi canımın içi, ne olursun. Hadi, hadi, hadi. Neydi bu şimdi? Dedikodu mahalleye düştü. Görücüye çıktın biraz önce sen. Ay yok artık, dalga geçiyorsun. Lokma yer misin? Yerim. Çay? Çok güzel çay oldu. Acıktın mı Kiraz'ım? Zaman. Evet, Güneş Turizmi değerli yolculara yarım saat ihtiyaç muhasebe için durmuş bulunmaktayız. Ya daha uzun sürerse? Bana yarım saat sonra teker döner. Bize verilen emir böyle. Ben şu patronunuzla bir konuşayım. Beni çok sever. Evet, seni her şeyden ve herkesten daha çok seviyorum. Ama ben daha çok seviyorum. Galiba o ben seni birazcık daha fazla ben daha çok seviyorum. Biraz daha fazla ben daha çok seviyorum. Çok iyi beklemeye gidelim, seni yiyeceğim yoksa. Dur bekle, seni alacağım. Sinyal sabitlendi. Galiba mola verdiler. Ne kadar uzaktayız? Yarım saatten az. Biraz da bundan ha. Bir tane daha söyleyelim mi? Sadece tatlıya yer var. Salatanın sütlü dondurma. Sütlü mi? Sütlaç. Yiyelim anne lütfen. Tamam. Yiyelim ama bugünlük tatlı hakkını bitirmiş oluyorsun. Akşam benden bir daha tatlı istemek yok. Ne canım çekerse? Hani bugün bizim doğum günümüzde? İnsan doğum günde istediği kadar tatlı yer. Yemez mi? Yemez. Yer. Ondan sonra da kalkar bir de seni yer. Seni yiyeyim azıcık. Gelmedik mi hala? Az kaldı efendim. Beğendin mi? Biraz. Sen? Bilmem. Azıcık da çikolatasını alacağım. Tamam. Bakayım. Çikolatası çok güzel. Geldik efendim. Şu dinamet iz.
buralarda da yok. Neredeler o zaman? Buradalar efendim. Sinyal hala buradan geliyor. Karım kolayı sevmediğimi hatırlıyor. Onu asla kaybetmeyeceğimi unutmuş. Tuvaletin var mı? Çapa çupan. Nereye bakıyorsun? Güneş. Lütfen anne binelim. Ama Güneş. Hani bugün doğum günümüzdü? Lütfen binelim. Tamam ama sadece dönme dolaba. O zaman iki kere binelim. Bir senin için bir benim için. Tamam hadi çabuk. İyiyim, heyecan bastı bir an. Yüksekten mi? Bilmem galiba. Korktun mu? Senin yanındayken hiçbir şeyden korkmuyorum. Korkarsan elini tutabilirim. Galiba en son çocukluğumda binmiştim dönme dolaba. Ben sensiz korkmuyordum. Geçti hepsi. Hepsi geride kaldı. Bebeğim benim. Artık hep birlikteyiz. Doktorlar, hastaneler, ilaçlar. Bitti gitti hepsi. Wow. Ah, Güneş çok heyecanlı. Ben de çok Atlas'la Şimal'in valizlerini hazırla, emanetlerimi almaya geliyorum. Hayatının en mutlu günleri yeni başlıyor.
Evet. Gel Ali. Rapor çıkmış. Başın sağ olsun. Yarın gelin almaya gidiyorum derken. Şimdi burada. Düğün günü kefen günü olacak. O gitti, ben böyle kaldım hocam. Onsuz ölürüm sanıyordum ama hala yaşıyorum. Ölen de niye ölmüyor hocam ya? Hayat devam ediyor. Geride kalanın yükü de acısıyla yaşamak. Her şeye rağmen. Ali. Cenazeyi yarın mı kaldırıyorsunuz? Hangi mezarlık sen? Kilios mezarlığı. Öğlen. Raporu çıktı Rüya Hanım. Neredesin, geleyim? Yalnız kalsam daha iyi olur. Yarın görüşürüz. İyi misin? Çiçek. Raporu çıkmış. Başın sağ olsun. Biraz su içer misin? Keşke beni kurtarmasaydın. Deme öyle ya. Acı insanı büyütür. İnsan en yakın arkadaşı gözünün önünde ölünce mi büyüyor? Ya da onlarca kişinin ölümünden sorumlu tutulunca mı? Böyle mi büyünüyor? Ben istemiyorum büyümek. Düşünsene, sevdiğin kişi birkaç gün önce hayattaydı. Gülmüştüm, birlikte hayal kurmuştum. Canı yandığında üzülmüştüm. Ama o artık yok diyorlar. Sonra ellerini bir çukura bırakıyorsunuz da toprakla kapanıyor. Kaybettiklerinin acısı hiç yok olmuyor ama kayıpların sürekli artıyor. Yıllar önce annem, şimdi Çiçek. Sonra sıra Cemre'ye gelecek. Cemre yaşıyor. Ne? Hayatta yani, yaşıyor. İyi. Nasıl yani? Sağlıklı yani şu an. Hayatta. Gerçekten mi? Gerçekten. Karımın durumundan haberdarsınızdır belki. Yıllardır psikolojik tedavi görüyor. Son dönemlerde toparladı diye düşünüyordum ama... kendini öyle gösterip kızımızı kaçıracak kadar kötüleşmiş. Beni düşmanı gibi görüyor. Doktoru... paranoid şizofreniden şüpheleniyor artık. Çok üzücü.
Cemre'yi bulduğumuzda emniyette psikolojisinin daha fazla yıpranmasını istedim. Hemen tedavisine başlatacağım. Zaten dediğiniz gibi bir rahatsızlığı varsa cezai ehliyeti de yoktur. Maalesef öyle. Bayağı bayağı kaçtı gitti kızıyla. Bir şey değil mi canım? Yani bana bunu bir hafta önce söyleseydin... Cemre'nin oyununa gelmişsiniz. Bu kızını ilk kaçırma teşebbüsü değil derdim ama... şimdi ne düşüneceğim şaşırdım. Kocası da ayrı bir cins. Kadına avuç avuç ilaç içiriyormuş. İlaçları reçeteliydi. Ömer, Cemre hasta. Yani değişik hastanelerden alınmış bir sürü raporu var. Hem sen benim şahit olduklarıma şahit olmadın. Çelebi'nin ona nasıl baktığını, sabrını. Uzun! Gelsene abi. Koş lan. Abim. Abim gel. Bak görüyor musun? Bak. Abi ayıp oluyor ama. Dur oğlum ya, öyle bir şey değil. Çevir yüzünü. Çevir lan. Bak. Abi bir de reklamımızı yapıyorsun. Lan hadi lan, hadi tamam o zaman. Hadi git. Hadi git. Hadi. Bak görüyor musun? Bu çocuk 15 yaşında. Bizim mahallemizin çocuğu. Çelebi'nin şoförü dönmüş Cemre'nin yerini öğrenmek için. Yani bu çocuğa bunu yapan kendi karısına da her şeyi yapabilir değil mi? Güçlünün maskesi düşmüyor prenses. İskender'i ihbar ettin, ne oldu? İçeri alsalar bir ses gelirdi değil mi? Demek ki bir şey olmadı. Yani ya Cemre doğru söylüyorsa... ya anlattığı her şey doğruysa, sen inanmıyorsan. Bir de böyle düşün, olur mu? Benim gitmem lazım. Tamam. Yokuşun orada araba. Buradan gidersin. Teşekkür ederim bugün için. Ne zaman istersen gel. Ulan döner mi acaba? Ne oluyor lan? Ulan öyle bir tıfaya düştüm ama görsen nasıl güzel bir tıfa var ya. Allah Allah. Öyle. Senin ağzın neler söylüyor ya kocuğular. Ya madem yaza düğün var, bana haber verseydin kenara 3-5 bir şey atardım ya. Çeyrek ne kadar oğlum, haberin var mı senin? Merak etme birader, ben kendi altınımı alırım. Hareketleri kes ya. Hayır, şunu merak ediyorum. Evet. Peki kim bu talihsiz bedbaht kadın? Gazeteci ve araştırmacı kimliğin zarar görmüş, yoksa sen öğrenirdin. Allah Allah. Lan ben arar bulurum da artık merak etmiyorum. İyi kardeşim. Tamam, ben de anlatmıyorum. İyi tamam, anlatma, sormuyorum. İyi zaten. Hadi bir şey diyor musun? Tamam, bir şey demiyorum. Allah Allah. Hadi doğru eve. Hadi git. Hadi bakma arkamdan. Hadi eve arayacağım, evde misin diye. Arama. Soracağım. Ben intihar etmedim. Yemin ederim ben yapmadım. Tamam, yorma kendini. Tamam. Ne oldu bilmiyorum. Nasıl oldu bilmiyorum. Amca, hiç bilmiyorum. Belki de Çelebi zehirledi. İlaç verdi. Çünkü ben odadaydım. Odadaydım. Sonra kendimi kötü hissediyorum dedim. Sonra gözümü bir açtım ki buradayım. Kesin bir şey yaptı kesin. Ama Çelebi Bey sabahtan Ankara'ya gitti Cemre Hanım. Bütün gün evde yoktu. Gitmemiştir o. Gitmemiştir, saklanmıştır bir yere. Kızım biraz mantıklı ol. Çelebi daha yeni dönüş yolunda. Amca, o bir yolunu bulmuştur. Ben yemin ederim ben intihar etmedim. Tamam, iyi olacaksın, tamam, merak etme. İyi olacaksın. Ya, benim ondan boşanmam lazım. Beni dövüyor.
gerekiyor. Cemre. Dur, göstereceğim. Bak. Amca bak. Bunu da mı ben yaptım? Ben doktorla konuştum. Kendini kaybedeceğimse hep aya düşmüşsün. Bütün vücudunu yaralamışsın Cemre. Burada da var bak. Bak. Peki bunlar? Bunlar öncekiler. Bak, ilk defa dövmedi ki. Ben hiç şahit olmadım. Günahını alamam. Bir psikiyatrist bulsak, tedavi olsa. Hasta olan ben değilim. Cemre hemen reddetmesen. Bir düşün. Cemre. Ya bana inanmıyorsun. Neden inanmıyorsun? Neden kimse inanmıyor bana? Cemre Hanım sahte pasaport ayarlatmış. Derya Gül Alkancılar adına. Bu isimle araç kiralama şirketinden araba kiralamış. Birkaç eş dost ilgileniyor. Mobeseleri taratıyorum tek tek. Otel ve pansiyon kayıtlarına da baktırıyorum. Pasaport işinde Cemre'ye kim aracı olmuş? Ömer Ataycı. Etti iki. Bu adam neden sürekli karşıma çıkıyor Adnan? Seceresini döktürüyorum. Rüya Hanım'la bir tanışıklıkları var. Bugün basına yansıyan fotoğrafları. Rüya Hanım dışında sizinle hiçbir bağlantısı yok. Var. Çelebi, Güneş orada mı? Haberin yok mu Rüya? Neden haberim yok mu? Cemre, Güneş'i kaçırdım. Cemre mi? Cemre yaşıyor. Çok şükür. Öyle tabii. Ama son yaptıklarına delilik demek az olur. Çelebi belki kendi haline bırakmalısın. Cemre beni terk edemez. Bensiz yaşayamaz. Çok hasta. Benim bakınma ihtiyacı var. Yıllardır sabırla ona ben bakıyorum biliyorsun. Haklısın. Ona senden başka kimseye gelemez. Şey fazladan ödeme yapsa? İmkansız hanımefendi, hiç yerimiz yok. Peki bir sonraki sefer ne zaman? Bakayım hemen. Bir haber alırsan ara mutlaka. Teyze, sizin psikiyatri servisinden randevu almadan acil kimle görüşebilirim? Kolay gelsin kardeşim. Hayırdır bu saatte? Ekmeğimizin peşindeyiz bir oğlum. İyi iyi, morlukların hakkını ver o zaman. Allah Allah ya, laflara bak. Biz ona gazetecilik diyoruz koca oğlan. Allah Allah.
Ömer. Heh. Emniyete gittim bu yangın meselesi için. İki dakika evde kaldın, kurtlandın değil mi lan? Dur be oğlum ya. Nedenini hala araştırıyorlar mı zaten? İyi kardeşim, Allah kolaylık versin. Dur bekle. Şunlara bir baksana. Oğlum işim var, görmüyor musun? Bırak beni ya. Ya sen benim peşine düştüğüm şeyi niye merak etmiyorsun Ömer? Ya ben senin peşine düştüğün şeyi niye merak edeyim kardeşim? Şu kadardan beri tanıyorum seni. Hayırlı bir işin peşine düştüğünü görmedim ki. Ne gülüyorsun lan? Laflara bak ya oğlum, iltifat ediyorsun. Gülüyorum, yasak mı? Yine hangi belanın peşine düştün? Bak şunlara diyorum, bak. Bak. Sarnıcım fotoğrafları bunlar. Tünel tarafı değil mi bu? Aynen öyle. Oğlum mutfaktaki yangın bu kadar hasar verir mi ya buraya? Senin aklın fikrin bunu alıyor mu? Oğlum tüp patladı dediler. Ya Ömer, böyle bir hasar için kaç tane tüp patlaması gerekir? Mutfakta 4-5 tane tüp vardı. Ben de onu diyorum oğlum. 4-5 tüple böyle bir şey olabilir mi? Bunun altında kesin başka bir şey var. Nasıl bir şey var ya? Araştırıyoruz oğlum, öğreneceğiz işte. Oğlum sarnıçtaki herkes sosyete tayfaydı. Onlardan bir yok çıkmaz ki. Emin olma Ömer. Göreceğiz. İyi hadi. Bekir değil mi lan bu? Selam. Aleyküm selam. Gel. Abi ikinizi bir gördüm, iyi oldu. Ne oldu Bekir? Çelebi Kaya Bey'le. Beni sorguya çekti. Sarnıç'taki davette benim bilmediğim ne oldu? İskender Cevatlar. Abi Sarnıç'ta çok önemli tarihi eserler vardı. Daveti paravan olarak mı kullandınız? Kenan amcanın fikriydi. Sen bulaştın mı? Kaçırılan tarihi eserlerle yangının bir alakası var mı? Konuşurken gözlerime bak. Yangınla bir ilgin var. Biz böyle planlamamıştık. Her şey insanlar çıktıktan sonra, davet bittikten sonra olacaktı. İçerideki eserlerin de yokluğu anlaşılmasın diye... Mekanı tanınmaz hale getirecektik. Ama içeride kimse yokken olacaktı. Sonra gerçekten bir yangın çıkınca mutfakta... bizim kurduğumuz sistemi tetiklemiş. Yangın meselesini sen mi kapatırsın? Ben mi devralayım? Abi onca insan öldü, öyle kapatmak kolay mı? Kurban kim olacak peki? Davete başkasının kimliğiyle girmiş. Sabıkalı, kimsesiz biri. Ömer Ataycı'ya kaybettiğin erkeklik gururunu geri toplamak ister misin? Herifin ipini kendi ellerimle çekeceğim. Güzel. Abi görüntüler kabak gibi ortadaydı. Mecbur döküldüm. İyi bok yedin Bekir. Ya bir sakin olur musun lütfen ya? Ben bir duraktakilere görüneyim mi? Tamam git kardeşim. Ya git görün. Gelmiş benim yüzüme, pişkin pişkin döküldüm diyor ya. Kardeşim adam korkmuş, niye üstüne gidiyorsun ya? Ya Bekir'in telefonu sinyalini takip ediyorsun bunlar kardeşim? Oğlum Bekir'i bıraktıklarına göre bundan bir şey çıkmayacağını anlamışlardır. Asıl o kadın pasaportlarla yakalanırsa hapis olur bak. Kardeşim zaten iki tane seçenek var. Ya bu kadın hapis yatacak ya da akıl hastanesine kapatılacak. Üçüncüsü yok ki Ömer. Benim Cemre'yi bulmam lazım kardeşim ya. Nasıl bulacakmışsın peki? Bilmiyorum Ömer. Bilmiyorum. Şu pasaporttaki isim soy isimden bir şey çıkar mı? Çıkmaz. Tamam o zaman kaldığı yeri falan öğrenelim ya. Bakma bana böyle Allah'ını nasıl seversen. Nasıl öğrenelim ya? Bilmiyorum kardeşim ama şu çelebinin yoluna taş koyacağız Ömer, bitti. Taş mı koyacağız? Evet. Kardeşim sen bana geldin, bir tane kadının yardıma ihtiyacı var. Evet. İnsanlık namına yardım edelim dedin mi? Dedim. Ettik mi? Ettik. Bu kadın kocasına yakalanıyordu, bir daha yardıma ihtiyacı vardı. Bir daha yardım ettik mi? Ettik, bitti gitti, bizden çıktı bu iş. Ya kocasının yoluna taş koyalım falan filan dersek bu mevzu büyür, katmerlenir, bizim başımıza bela olur, anla ya. Kurtaramayız kendimizi ya. Ulan seni sevdiğim biri olsa ben sana böyle davranır mıydım ya? Ayıp ulan. Hayır lan, sevmiyordun sen bu kadını. Aşık mı oldun oğlum sen? Ömer ben aşık mı dedim? Ne dedin? Ben... Oğlum ben sevdiğin derken ben başka bir şeyden bahsediyorum ya. İyi bir insan olduğu için. İnsanlık sevgisi. Evet kardeşim, iyi bir insan olduğu için insanlık sevgisi Ömer. Ya ben senden hiçbir şey istemiyorum vallahi. Gerçekten unut hepsini ya. Bırak bu işleri ya. Bırak, yardım etme kardeşim Allah sen. Allah Allah. Evet yani. Tamam. Parlata bizi. Nereye gidiyorsun lan? Gidiyorum ne yapacağım? Niye tamam gel buraya. Ne geleceğim ya? Gel buraya gel, tamam. Ne tamam Ömer? Tamam gel.
Tamam, gel. Harbi mi? Harbi. Bir daha tamam da. Siktir git ya. Şşş. Ne? Gel buraya. Ne gel? Gel buraya ya. Oğlum köpek mi çağırıyor? Ne gel? Gel buraya, sarılacağım. Ya gel. Kardeşim benim. Fazla vaktinizi almadan direkt konuya gireceğim. Hı hı. Psikolojik sorunu olmayan bir insana ilaç verilerek psikolojik sorunu varmış gibi gösterilebilir mi? Yani evet, tabii mümkün bu. Yani aslında hasta olmayan sağlıklı biri gizlice ilaç içirilerek hasta edilebilir. Verilen ilaçlara bağlı olarak evet. Peki bunu çok güvendiğimiz sağlıklı biri yapabilir mi? Bakın, eğer birisi böyle bir şey yapıyorsa bu ciddi patolojik bir sorundur. Açıklar mısınız? Yani kendini değersiz hisseden birisi karşısındaki kişiyi ilaçlarla bilinçli olarak hasta eder. Yani o kişiyi kendi bakımına bilerek muhtaç eder, sonra ona bakım verir. Ben size yaşayamaz. Benim bakıma ihtiyacı var. Yıllardır sabırla ona ben bakıyorum, biliyorsun. Bir insan bunu neden yapar? Hasta ettiği kişiye bakmak kendini daha değerli hissettirir. Nasıl bir manyaklık? İnsan sevdiği kişiyi göz göre göre nasıl zehirler? Söz tellerindeki ödem iyileşinceye kadar bir süre konuşmayacaksın. Sakın kendini zorlama, tamam mı? Seni görmek isteyenlere psikolojik sorunların olduğunu ve bir süre kimseyle görüşmek istemediğini söylüyorum. Bir müddet evde ve yüzünü kimseye göstermeden yaşayacaksın. Yaraların iyileştiğinde de sana özel bir maske ayarlayacağım. Onunla yaşayacaksın, tamam mı? Zaten herkes seni şimal zannediyor. Sadece dikkat çekmeyelim yeter. Ağrın var mı? Acıyor mu? Hı? Çiçek. Benimle iletişim kurmayacak mısın? Peki. Sen bilirsin. Annesini çizmiş. Kızımın emaneti Atlas'a iyi davran, olur mu? Bütün hayatımı torunum için riske atıyorum. Babam Türkiye'nin en iyi cerrahlarından biriydi. Mesleğine aşıktı. Tanıdığım en dürüst, en namuslu, en adaletli insan oydu. Ben hep babam gibi olmak istedim, her zaman. Zorunlu hizmetim doğuda adını bile bilmediğim bir köye çıktığında rahmetli babam göndermek istemedi. Genç bir kadın olarak gitmemi istemedi. Hallederiz bir şekilde dedi. Ve ben ilk o zaman fark ettim. Ne kadar başarılı olursam olayım babam gibi bir doktor olamazdım. Çünkü o erkekti, ben kadın. Aynı zekada, aynı beceride, aynı çalışkanlıkta, hatta aynı karakterde olsak bile zordu. Ama ben pes etmedim, çok çalıştım. Meslektaşım bir erkek başarmak için bir çalışıyorsa ben 10 kat daha fazla çalıştım. Yapamazsın dedikleri her şeyi yaptım. Kendi hastanelerimi kurdum. Gölgesiz, tertemiz bir kariyer yaptım kendime.
35 yıl boyunca tek bir gün, bir kez olsun. Hiç kimsenin hakkını yemedim. Hiçbir kuralı çiğnemedim. Ve hiç kimseye kötülük yapmadım. Sen benim 35 yıllık itibarımın, emeğimin tek yanlışısın. Bedeli ne olursa olsun, Şimal'den başka biri olma şansın yok. Uyumadan önce anneni görmek ister misin? Yaraları çabuk iyileşsin diye, bütün yüzü sarılı. Mikrop kapmasın diye, korkmak yok. Anlaştık mı? Aferin sana, hadi gel bakalım. Ameliyattan yeni çıktığı için sargıları çok. İyileştikçe sargılar azalacak, hiçbir şey kalmayacak. Abi selam. Benim bir istihbarata ihtiyacım var. Yok sana istihbarat falan. Niye ya, bir yanlışımızı mı gördün? Oğlum sen kimlere bulaştın? Pasaport çıkardığımız kadın eski belediye başkanının karısıymış. Seni mi buldular? 7 sülalemizi buldular, sen ne diyorsun? 1000 tane adam koydum araya götümü kurtarmak için. Eyvallah abi. Bugün salonda eli kolu uzun biri var mı? Keloğlan. Beni onun masasına koysana. Hadi be.
Yaz. Niye uyumadın çıktın yatağından? Atlas bak ne diyeceğim. Keşke yeniden konuşmaya başlasa. Annen sesini duysa. Vallahi ilaç gibi gelir ona. Ha Atlas? İsteğiniz var mı? Atlas odasına gitti. Uyumuş mu diye kontrol edeceğim, merak etmeyin. Allah sizi, oğlunuzu Tomris Hanım'a bağışladı çok şükür. O kızcağızın da toprağı bol olsun. Atlas'ı o kurtarmış ha Şimal Hanım, doğru mu? Yarın cenazesi varmış. Tomris Hanım gider herhalde. Allah rahmet eylesin. Nurlar içinde yatsın. Çok özür dilerim. Ben sizi üzdüm galiba. Kusuruma bakmayın. Bir şeye ihtiyacınız olursa butona basın. İyi geceler. Güneşin uykusu gelmiş, yatağına çekilmiş. Gece olmuş usulca, ay dede gelmiş. Uyku perisi gökyüzüne yıldızlar serpmiş. Herkes gözünü kapatmış. Masalını beklemiş. Bir varmış, bir yokmuş. Masal başlamış. Okyanus ülkesinde bir deniz kızı varmış. Her gece bir baloncuğa şarkı söylermiş. Baloncu kim yakalarsa şarkıyı dinlermiş. Anne, çok mutluyum. Ben de çok mutluyum. İyi geceler. İyi geceler. Ana müsaade. Son bir tur daha oynayalım. Kazanırsan koyduğumun iki katını veririm. Parayı geç. Ben birini arıyorum. Bulmama yardımcı olabilir misin? Kaybedersen önündeki her şeyi alırım. Kazanırsam sözünü tutarsın ama. Bir iki telefonu halledin. Kar. Kahvaltımızı yapıp yola çıkmamız lazım. Ha? Ya orada bir uykucu mu var? Bak
akşam yatmak bilmez, sabah kalkmak bilmez. Uykucu musun sen acaba? Bak, bak, uykucu. Bak, burada bir uykucu var. Ah, uykucu. Uy. Aşkım. Güneş. Anne. Aşkım, senin ateşin var. İyiyim. Çok ateşin var, bu halde yola çıkamayız. Çıkalım. Aşkım benim, bak şimdi ne yapacağız? Şimdi şu üstündekileri çıkartalım önce. Sonra ben gideceğim sana eczaneden bir ateş düşürücü şurup alacağım. Tamam mı? Ondan sonra ateşini düşüreceğiz. Güzel güzel yolumuza çıkacağız. Söz veriyorum sana. Şimdi ben yokken kimseye kapıyı açma. Tamam mı? Bende kart var. Bebeğim benim. Dur. Dur bakalım. Şimdi bir de çoraplarımı da çıkaralım. Sen beni burada bekle. Güzel güzel uyu. Tamam Meleğim. Allah. Celebi Bey. Cemre Hanım'ı sahte pasaportuyla kayıt yaptırdığı pansiyonu bulduk. Ne yapalım? Emniyete haber verin. Polis eşliğinde gitmek istiyorum. Polisi işin içine karıştırırsak Cemre Hanım tutuklanmasın? Ona Cemre karar verecek. Ya hapse girecek ya da sözümü dinleyip kliniğe yatacak. Yoksa Güneş'in yüzünü bir daha göremez. En son bu pansiyona giriş yapmışlar. Eyvallah be kardeşim. Nereye? Bundan sonrası bende oğlum. Yedisinde nikahımızı yapıyoruz. Gecesinde başımızı yastığa evimizde koyacağız. Tabii uyku tutarsa. Her şey iyi görünüyor. Kendini yorma, dinlen. Hastanede işlerim var, birkaç saat evde olurum. Ne oldu, bir şey mi söylemek istiyorsun? Yarın cenazesi varmış. Tomris Hanım gider herhalde. Olsaydım, olsaydım.
olsaydın, olsaydın. Ağlayıp bizar olsaydın, olsaydın. Şu yangında har olsaydım, olsaydım. Ağlayıp bizar olsaydım, olsaydım. Belki yaslanırdın bana, bana. Mahpusta duvar 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 olsaydım, olsaydım. Ben geldim. Küçükken nöbete kaldığım gecelerde hep beni beklerdin. Baban seni bir türlü uyutamazdı. Annemi bekleyeceğim, annemi bekleyeceğim diye tutturulmuşsun. Sonra uykusuzluktan gözlerin kapanmaya başladığında babacığım annem gelince beni uyandırsın dermişsin. Ben gelince nöbetten seni usulca öperdim. Şimal kızım ben geldim derdim, hemen uyanırdın. Hastaneye gitmemi hiç istemiyordun. Bu hafta bitsin. Söz bir dahaki ay az nöbet alacağım derdim. Almadım. Alamadım. Nasıl olsa telafi edecektim. Daha çok zamanımız olacaktı. Ama olmadı. Şima. Kızım. Hadi uyan ne olursun. Özür dilerim, geciktim. Hadi bak, bu sefer ben seni bekliyorum. Uyan ne olursun bir tane. Lütfen uyan, lütfen. Atlası sakın merak etme. Gözün arkada kalmasın, onu kimseye vermeyeceğim. Asla bedeli ne olursa olsun Bülent'e bırakmayacağım. Özür dilerim, özür dilerim. Bir tanem yavrum Şimal, yavrum kızım, çok özür dilerim. Mecburdum, çok özür dilerim. Çok özür dilerim. Güzel kızım. Bir tanem. Thank you.
Babacığım aferin sana. Al bir daha hepsini al. Aferin sana. Aferin sana. Uykum var. Uykum var, tamam bebeğim. Önce şu üstünü çıkartalım. Heh, sen bırak bana kendini. Gel bakalım. Tamam, atletin mi? Atletin mi uyu, tamam mı meleğim? Beribozu kaçırdık mı? Hiçbir şeyi kaçırmadık. Sen iyi ol. Tamam mı? Bir sonrakine yetişiriz. Hadi uyu. Kızım da yanında. Sizden ricam Derya Gül Alkancalı adına feribota biniş yaptırmayın yeter. Biz de yoldayız zaten. Olay burada da emniyete intikal etti. Tek isteğim kızıma kavuşmak. Sağ olun. Kaç kişi not alayım? 3 kişi. Hemen bir müsaitliği kontrol ediyorum. Ulan kimle konuşuyorsun bir adam? Kapat şunu 2 dakika ya. Hastaneye gidiyoruz bebeğim. Gitmeyelim. Olmaz öyle şey. Al bakalım şimdi. Kolunu şöyle boynuma dolu ha, tamam mı? Babam bizi sorabilecek mi? Hayır. Kimse bizi bulamayacak. Merak etme sen. Anne. Annem. Beni bırakma. Seni bırakır mıyım hiç? Ben sensiz yaşayamam. Meleğim benim. Haydi bakalım. Bak. Teşekkür ederim. Tamam annem. Tamam anne. Tamam anne. Otur anneciğim.
Doğrudur efendim ama tam şüpheli denemez insan. Evet ama mutfak katından insanları kurtarmış. Hayır, kimliğini daha tespit edemedik. Bu işte parmağı olan herkes adalet karşısına çıkacak. Şerefim üstüne söz veriyorum. Saygılar efendim. Tarık! Başkomiserim, şu garsonun kimliğini hala öğrenemediniz mi? Robot resimden sistemdeki eşkalleri karşılaştırdık ama eşleşme olmadı başkomiserim. İyi tamam o zaman. Bırakalım peşini. Ne yapet? O herifi karşıma getir. Başüstüne başkomiserim. Buradan çıkar çıkmaz emniyete gideceksin. Emrinizdeyim İskender Bey. Siz ne derseniz o yani. İyi dinle. Yangını çıkaran kişiyi bildiğini itiraf edeceksin. Nasıl? Kesme sözümü Selim. Dinle sadece. Yangını çıkaran kişi Ömer Atayçı. Thank you.
işin var senin burada? Defol git evimden. İşte hayalini kurduğum karşılama. İşte benim canım aile. Sıcak yuva. Hoş buldum. Ama yakında gönül koyacağım. Beni oğluma karşı dolduruyorsunuz. Sabrımı zorlama da defolup git buradan hemen. Beni rencide ediyorsunuz. Sanki insanmışsın gibi. Sizi özlemişim. Of. Defolup gider misin? Ya gidemem. Gidemem. Burada iki canım var. Sen nasıl rezil bir adamsın ya? Ama siz böyle söyleyince ben üzülüyorum ona ya. Gerçekten. Benim yerimde kim olsa kalkar gelirdi. Karım patates kızartmasına dönmüş. Bırak elimi. Bırak elimi bırak yoksa polis çağıracağım. Çağır. Çağır iyi olurdu. Ben de karımı oğlumu alır giderim. Ah. Ancak rüyanda görürsün sen onu. Bak ben dersim iyi çalıştın. Ben şimdi onları alıp aile evine gitmek istesem. Bana kimse karşı gelemez. Polisi savcısı dahil. Önce beni öldürmen gerek. Sen katil olmama değecek bir dert değilsin. Ne kadar istiyorsun? Senin bir süngün çabuk düştü. Ha? Ben seni daha dişli biri bilirdim anneciğim. Şansını zorluyorsun. Birkaç aya kalmayacak Şimal'le boşanacaksınız zaten. Aa, asla. Daha neler? Ya karısı kazan dibine dönünce onu terk edecek kocalardan mıyım? Ben asıl şimdi Şimal'i, oğlumun yanında olacağım. Kaç para istiyorsan söyle, sonra da defolup git buradan. Aşk olsun ya. Ben para göz müyüm? Önce bir soluklanayım. Ondan sonra halledersin. Hayır, içeri giremezsin. Hayır, hayır izin vermiyorum. Hayır, hayır. Ben bu kapıdan içeri girelim birkaç dakika oldu bile. Hatta Şimal'e en yakın misafir odasına yerleştim. Yatağıma uzandım. Ellerimi başımın altına koydum. Zaferimin tadını çıkarıyorum. Allah bu sefer kutumda gerçekten büyük hissediyorum. İçinde kendi canın olduğundandır. Senin yerinde olsam gözüm gibi bakarım. Çünkü sen benim katil olmama diyecek kadar insan israfısın. Nihai itfaiye raporu başkomiserim. Mutfakta ocakta başlayan yangın tüplere ulaşınca ilk patlama meydana gelmiş. Ama diğer patlamaların mutfaktaki tüplerle ilgisi yokmuş. Sarnıcı havaya uçuran başka bir mekanizma varmış. Aynen başkomiserim. Yani biri bile bile mekanı havaya uçurmak istemiş. Yani en azından artık bunun bir kaza olmadığını biliyoruz. Onca insanın olduğu bir daveti kim niye kundaklamak ister? Nereye başkomiser? Kenan Yıldırımlara. Yani Sarnıç'taki davetin olmasını istemeyen, şüphelendiğiniz ya da size düşman olan birileri yok. Hayır. Yani bildiğim kadarıyla yok. Peki. Aklınıza bir şey gelirse. Aa, tabii. Hemen ararım sizi. İskender. Başkomiser Korkut buradaydı. Sarnıç'taki yangınla ilgili. Merak etmeyin.
Bugün o mesele size değmeden kapanacak. Ömer o gün mekanda çalışacak arkadaşın Yavuz'un yerine illa ben çalışacağım diye tutturdu. Kabul etmeyince para teklif etti. Kuruşuna dokunmadım. Sonra? Sonra davet sırasında olay çıkardı, ben de kovdum. Arkasına da yangın patlak verdi zaten. İfadesini al. İmzalat. Bir yere göndermeyeyim bunu, tamam? Bağışlatma komiser. Hadi bakalım. Başkomiserim. Efendim Taner. Garsonun kimliğine ulaştık. Ömer Ataycı. Sarnıç bölgesinde Yedikule'de Yerdeniz diye dükkanı varmış. Hemen gözaltı kararı çıkarın. Dahası var başkomiserim. Adamın mekanı kundakladığını iddia eden bir şahit var. Mekanın güvenlik müdürü Selim Urmaz. Ekipleri de oraya yönlendir. Ben de oraya doğru gidiyorum, tamam mı? Baş üstüne başkomiserim. Ateşi düşmeye başlamış, merak etmeyin. Aniden neden ateşi çıkmış olabilir? Kan sonuçları gelince anlarız ama önemli bir şey olduğunu sanmıyorum. Tamam. Anne, gidelim artık. Gideceğiz hayatım, gideceğiz ama önce serumum bitecek. Az sonra gideceğiz. İyi misiniz? Evet, evet. İyiyim, iyiyim. Tatlıyı birazcık fazla kaçırdık galiba. Geçmiş olsun. Teşekkürler. Kan sonuçları ne zaman çıkacak öğrenip geliyorum. Hemşire hanım. Ben kızımın yanında söylemek istemedim. Ben de bir gebelik testi yaptırmak istiyorum. Tabii ama önce kadın doğum uzmanına muayene olmanız gerekiyor. Doktor kan tahlili istesin, sonra ben kan alırım. Tamam, teşekkür ederim. Hoş geldin prenses. Aynadan falan mı gördün? Öyle olmuyor işler. Nasıl olmuyor? Hayrola, kötü bir şey mi oldu? Cenazeden çıktım. İşte arabaya bindim ama eve gidemedim. Bir şey içimi sıkıştırıp duruyor. Nereye gideceğimi bilemedim. Sadece nefes alayım istedim. Sonra bir baktım buradayım. Sefa getirdin, gel. Şurada nefeslensem olur mu? Çay içer misin? İçerim. Nasıl yapıyorsun bunu? Neyi nasıl yapıyorum? Bana nefes aldırmayı. Yapma bunu prenses. Hayrola? Ömer Ataycı. Benim, buyurun. Benimle emniyete kadar geliyorsun. Hakkında gözaltı kararı var. Tamam komiserim, gelin de. Mevzu ne? Hadi. Gözaltı sebebini öğrenmeye hakkı var. Öğrenir. Düş önüme. Ömer, ne oldu kardeşim? Hayırdır oğlum, ne oldu? Anlamadım ki, bir çay içip geleceğiz herhalde. Komiserim, ne gerek vardı böyle tezahürata? Çağırsaydınız gelirdim ben. Sen başının nasıl bir belada olduğunu farkında değilsin hala. Neymiş? Sarnıcı yakmış şüphesiyle gözaltındasın. Ne? Ne? Komiserim, bir yanlış anlaşılma var. Avukatından mı arayayım mı? Yok avukatım. Hadi bin şu. Hadi. Tamam. Ben konuşma. Tamam. Biniyorum. Tamam, ben de geliyorum. Partiye gitmiyoruz prenses, karakola gidiyoruz. Rüya Hanım, arkadaşınızı görmek istiyorsunuz. Arkadaşım değil, müvekkilim kendisi. Ömer Ataycı'nın avukatı sıfatıyla ben de sizinle geleceğim. Ne
Gerçekten avukat mısın? Teknik olarak evet. Tecrübe olarak? Her şeyin bir ilki vardır. Peki niye yaptın böyle bir şey? Hep şövalyeler mi kurtaracak prensesi? Sıra bende. Teşekkürler. Rica ederim. Güneş Hanım rahatsızlanınca hastaneye gitmişler. Nesi varmış? Önemli bir şey değil ama hastane buraya çok yakın. Acele et. Yok dedi. Ödemeyi yapıp taburcu olabilirsiniz. Tamam. Ben de kan verecektim. Sen de mi hastasın? Hayır. Kıskandım galiba seni. Sen kan verince ben de bir kan vereyim dedim. Bankodan ödeme işlemlerini tamamlayın. Ben de kan için gerekli aletleri alıp geliyorum. Tamam, teşekkürler. O zaman ben ödemeyi yapıp geliyorum. Sonra gideceğiz mi? Gideceğiz Kiraz'ım. Gideceğiz. Tamam, sakın sesini çıkarma. Sana ne ya? Sana ne? Sana ne? Çekil önümden, çekil. Tamam, özür dilerim. Özür dilerim. Çok özür dilerim ama beni bir dinle. Tamam mı? Bak, çantanda sahte pasaportlar var. Hasta kayıtlarında sahte isimler var. Oraya gidersen ne olacak sanıyorsun? Çelebi sana Güneş'i verir mi ya? Vermez. Kızının gözleri önünde tutuklanırsın. Kızım bırakmam. Bırakmam. Lütfen. Bırakmam. Cemre. Asıl şimdi güçlü durman lazım. Bak, mücadele ise şimdi başlıyor, tamam mı? Kızına kavuşabilmen için şimdi ondan ayrılman şart. Asla. Asla.
asla olsun. Ya Cemre, kocanın ekmeğine yağ sürüyorsun. Bak, bak. Tamam, sessiz. Ben kızım olmadan özgür olmak istemiyorum. Anladın mı? Cemre. Tamam mı? Tamam. Sakın peşimden gelme. Bir iyilik yaptın, bitti gitti, tamam. Gardiyanım değilsin, koruyucum da. Üzüme bir tanem. Anne de bizimle gelecek. Anneme kızacak mısın baba? Elbette hayır. Ama ilaçlarını içmeyip seni böyle tehlikeye atmasına bir daha izin vermeyeceğim. Hanımefendi hala gelmedi mi? Ne vardı ben eşeğim? Kan alacaktım. Ne için? Gebelik testi için. Seni göz göre göre polislere teslim edemezdim.